Merhaba sevgili Dost TV izleyenleri. Hayat güzeldir. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Hepinize hayırlı cumalar diliyoruz. Bereketli güzel bir cuma olması duasıyla karşınızdayız bugün de. Efendim bugün çok kıymetli bir konuğum benimle birlikte. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Yüksek Kurulu uzmanı Davut Kaya hocam bizlere eşlik ediyor. Ve bugün bizlere bir müminin vefatını anlatacak efendim. Ölüm nedir? Rabbimiz bu dünyayı niçin yarattı? Ölümü niçin koydu? Ölüm bir son mudur, bir başlangıç mıdır? Ve bir mümin ölümü nasıl değerlendirmelidir, nasıl görmelidir, ölüme nasıl hazırlanmalıdır? Bunların hepsine inşallah tek tek değinmeye çalışacağız. Aynı zamanda mutfakta Pınar Yılmaz hanımefendi bana eşlik ediyor. Ve bugün sizlere birbirinden güzel iki farklı tarif hazırlayacak. Gelin birlikte bakalım bizlere neler yapacak. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pınar nasılsınız? Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Beyza Hanım? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Bugün bizlere neler yapacaksınız? Bugün pekmezli atom kurabiye yapacağız. Pekmezli atom kurabiye. Evet. Nasıl oluyor atom kurabiyemiz? Neler koyuyoruz? Yumuşamış tereyağımız ve 250 gram veya 200 gram fark etmez o. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Tamam. 4 yemek kaşığı şekerimiz. Unumuz koydum. Ve kabartma tonumuz, kabartma tozumuz ve 4 yemek kaşığı nişastamız var. Tamamdır. Hamurumuza başlayalım. Evet. Şimdi kurabiyemizin hamuru biraz daha böyle normal kurabiye hamurlarını andırıyor aslında. Ama içerisine, güzel evet. bir harç hazırlamışsınız. Ne koydunuz efendim harcınıza? İçerisine 3 tane elma rendeledim. Kayısı, incir, bir de sarı üzüm ekliyoruz. İsteğe bağlı ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Çok güzel. Atom olması herhalde. Evet, evet. Değil mi? Buradan kaynaklı. Yaptıktan sonra da... ben size un ekleyeyim isterseniz. İyi olur size zahmet. Şimdi elmalarla birlikte kayısıları, üzümleri pişirdik evet. değil mi? Biraz sıvı yağ ekleyerek bir 5 dakika pişirdik? Falan pişiriyoruz. Yok hayır, 3 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. Şekerli hiç sıvı yağ pişirdik. Eklemiyoruz. Hı hı. O zaten elma kendisi sulanıyor şekerli olduğu için. 3 tamam. yemek kaşığı şeker eklememiz yeterli. Tamam, İçindeki süper. Diğerlere de şekerli olduğu için. Hı hı. Hamurumuzu yaptıktan sonra yuvarlayıp iç harcını koyuyoruz. Piştikten sonra da pekmeze batırıp üzerine Hindistan cevizine batırıyoruz. Pekmeze piştikten sonra evet, batıracağız. Piştikten sonra. Aa harika. Sonrasında da peki evet, çok pekmezimizi lezzetli sulandırdık mı yoksa? Pekmezi yok sulandırmadık. Mi? Direkt üzerine batırıyoruz. Direkt üzerine batıracağız. Bütün kısmını değil sadece üst kısmını. Orasında sonrasında evet. Hindistan cevizine batırıp evet. süslemiş olacağız. Hı-hı. Harika. Gerçekten bir atom niteliği evet, evet. değil mi? Çok lezzetli oluyor. Hem içeriği Hı-hı. biraz daha onu ister evet. misiniz? Evet olur. Hem içindekiler efendim çok besleyici. Evet. Elma, kuru kayısı, kuru üzüm, sarı üzüm değil mi? Evet. Hem de pekmezle birlikte hazır böyle kış aylarına girerken çocuklara evet, da bir lezzetli. Evet bağışıklığını desteklemek evet. amacıyla bir atom yapabilirsiniz. Biraz daha onu alayım. Tabii ki. Ele yapışmayan bir kıvam evet. elde etmeye çalışıyoruz. Yumuşak bir hamur olacak. Hı-hı. Sert olduğu zaman kurabiyemiz dağılıyor. O yüzden yumuşaklık kıvamı yumuşaklık. Çok önemli. Hı, çok fazla un aslında o evet, zaman şey evet. yapacağız değil çok mi? Çok fazla böyle birden unumuzu boşaltmamamız gerekiyor. Hı-hı. Azar azar kıvamına bakarak. Çok güzel. Biraz daha alayım. Biraz daha vereyim efendim. Ben de böyle elimi korkak alıştırıyorum. Yok çok daha iyi birden eklediğimizde diye, güzel olmuyor çünkü. Evet. Katı olduğunda çatlıyor daha fazla çatlıyor. Kuru Hı-hı. oluyor bir de kurabiyeler. Evet evet haklısınız yani. Kurabiyenin o yumuşaklığını korumak evet. için bir de fırında kaç dereceye koyacağız? Pınarı? Fırında 180 dereceye koyacağız. Çok fazla bekletmiyoruz zaten. Biraz değil pembeleşmesi mi? Yeterli. Çünkü çok pişirince evet. de yine kuruyor kurabiyemiz evet. fazlasıyla. Ben siz tepsi alsanız. Tabii ki ben size hemen bir tepsi vereyim. Fırınımızı açayım mı? Evet iyi olur. Efendim şuradan bir... aldım. Fırınımızı alt üstte 180'de evet, alt açıyorum. 180'de. Tamamdır. Tepsimiz yağlanacak mı? Birazcık yağ tepsi döküp getirebilirim. Olabilir. Tabii ki. Yağlı kağıt da olabilir diğerde. Bunun yumuşaklık kıvamı yeterli böyle. Çok güzel. Ele yapışmayan evet. ama yumuşak bir hamur elde ettik. Evet. Şimdi içerisine harcımızı koyacağız i̇çerisine, herhalde evet, değil mi? Nasıl yapacağız? Bir bakalım koyacağız. Birlikte. Bunu yuvarlıyoruz. Hı-hı. Biraz i̇çerisine, açtık. Evet harcımızdan ekleyeyim. Büyüklük miktarı size kalmış nasıl isterseniz.
Şimdi kabartma tuzda olunca birazcık zaten kabaracak. Evet evet, kabarıyor aynı. Çok aşırı büyük de o yüzden evet, belki yapmaya gerek yok. Bir ceviz kadar evet, yeterli olur gibi. Evet. Başka şekil de verebilirsiniz nasıl isterseniz. Hı hı. Çok güzel. Bu şekilde o zaman evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben pişirdikten sonra Hindistan cevizi ve pekmeze batıracağım. Tamamdır. O aşamada zaten tekrar yanınıza tamam, uğrarız. Tamam inşallah. Bir de börek yapacağız evet, herhalde börek bugün yapacağız, değil mi? Evet. Böreğimize neler koyuyoruz? Nasıl bir böreğimiz böreğimizde var? Böreğimizde garnitürlü bir börek. Yufkamızı dörde bölüyoruz. Yufkamızı dörde böldükten sonra garnitürle sarıp kızartıyoruz. Kızartacağımız yani evet, fırına girmeyecek. Yok hayır, fırına girmeyecek. Bunu dörde bölüp kızartacağım bununla beraber sarıp. Tamam. Sonra da üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos yapacağım. Oo, biraz harika, da mantı gibi. Mantıyı andıran evet, evet, ama içerisinde evet, garnitürle evet, de bayağı aynen, besleyici. Aynen. Güzel bir börek olacak inşallah. Lezzetli bir börek oluyor. Tamamdır o zaman. Dilerseniz siz kurabiyemizi tamam, tamamlayın Pınar tamam Hanım. Ben sonrasında tekrar yanınıza uğrayıp böreğimizin de yapım aşamasını birlikte görelim. Tamam olur. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize ben sağlık. Ben de hemen hocamın yanına geçeyim. Sohbetimize başlayalım inşallah. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Bugün böyle çok önemli bir konuyu ele alacağız inşallah. Ölüm değil mi? Ölüm haktır. Ve her canlı ölümü tadacaktır. Aslında birçok ayette de tabii, sabit bir şekilde Rabbimiz bizlere bildiriyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ölümü defalarca zikrediyor. Ama fıtrat gereği mi hocam? Biz ölümü unutuyoruz. Yaşarken ölüm her zaman aklımıza gelmiyor. Evet. Peki hocam, Rabbimiz bu dünyayı ve ölümü niçin yaratmış? Bize ilk başta buradan bir giriş yapsanız. Öncelikle. İsa Hanım, teşekkür ediyorum böyle bir konuyu gündeme taşımaya vesile olduğunuz için. Aynı zamanda da tüm izleyicilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Şimdi ölüm adı duyan herkes için çok soğuk gelen bir tabir. Evet. Hatta doğrusu hayat güzeldir, konu ölüm. Evet hocam. Böyle duyanlar belki de hocam hayat güzeldir, konu ölüm. Evet. Nasıl işleyeceksiniz diye soranlara hemen söyleyeyim. Tabii ki hayat güzeldir. Evet. Ölüm de haktır. Hayatı güzelleştiren sadece dünyalık kısım değildir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette dünya hayatından bahsedildiği gibi ahiret yurdundan, ahiret hayatından da bahsedilir. Dolayısıyla burada hayat güzeldirle ölümü tezat gibi görenler için, tenakuz gibi görenler için sakın öyle bir şey düşünmeyin. Evet. Hayat güzeldir. Evet. Dünyada da yaşarsanız güzeldir. Ahiret için de ahiret hayatı da var. O da güzeldir. Evet. Biz şimdi ölüm hakikatını ele alırsak Beyza Hanım, bir defa şunu biliyoruz. İnsanın dünyadaki konumu ne? Evet hocam. Yani insan dünyada konumu ne? Ne için geldi? Evet değil mi? Niçin ölüm yani gibi bir hakikat varsa nasıl davranmalı? Evet. Nasıl hazır olmalı? Ölümle insanın münasebeti nedir? Bir defa ayetlerle, birkaç ayetle kısa kısa Allah-u Teala'nın mesajlarını sunmaya çalışayım. Yüce Mevla, Mülk Suresi, pek çok izleyicimizin, dinleyicimizin hatırlayacağı ya da ezber bildiği üzere Mülk Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O Allah ki ölümü de hayatı da sizin hanginiz daha güzel yaşıyor diye. Oradaki اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا yani güzel ameller işliyor, güzel bir hayat yaşıyor diye sizi denemek için yarattı. Evet. Şimdi bu denemek için yaratılmanın sırrını, hikmetini şöyle görüyoruz. Yani Hazreti Adem'den başlayan insanlık serüveninde yer alan her bir fert kıyamete kadar yaşıyor değil. Evet tabii. Kıyamete kadar yaşıyor değil. Bu şunu gösteriyor. Dönem dönem, sezon sezon. Hı hı. İnsanlar geliyor, buradaki hayatı tamamlıyor, göçüp gidiyorlar. Evet. Kalıcı değiller. Evet. El mevtu ye'ti ba'te.
Yani aslında Rabbimizin en sevdiği peygamberimiz dahi kalıcı tabii, değil. Elbette, değil elbette. Mi? Yine ayetlerde aslında değil elbette, mi hocam? Elbette, onunla ilgili tabii çok ayetler var. Sizin de başta ifade ettiğiniz her canlı ölümü tadacaktır. Evet. Birkaç yerde geçiyor bu. Farklı açıklamalarıyla da devamında geliyor. Mesela bunlardan bir tanesini ben ifade edeyim. Kullu nefsin zâikatul mevt. Ali İmran suresinde geçen bir ayet-i kerimedir. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Evet. Ve innemâ tuveffevne ucûrakum yevmel kıyâme. Şüphesiz ki kıyamet gününde artık ahiret yurdu oluşacağı, oluştuğu zaman insanların yaptıklarının karşılığını görecekleri zaman tuveffevne ucûrakum. Onlara artık mükafatları verilecek. Evet. Ya da elde ettikleri, hak ettikleri şeyin karşılığı verilecek. Evet. Dolayısıyla ölümü zahiri olarak baktığımız zaman, cisim olarak baktığımız zaman ruhun verildiği bedenden kopması, ayrılması. O bize göre çok güzel, gösterişli, konuşan, yürüyen, evet. Yiyen, içen, evlenen, barınan, çoluk çocuk sahibi olan, ev, iş, yurt kuran o beden hareketi ruhun ayrılmasıyla artık etkisiz hale gelen etkisiz hale gelen bir hadise. Evet. Ama orada tabii dikkate alınması gereken şudur. İnsanı, o iskeleti, o maddi varlığı İnsana dönüştüren ondaki ruh. Evet, değil mi? O da Allah'ın emaneti. Bakınız. Evet. Allah ayet-i kerimeye baktığımız zaman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinnileri ve insanları ben ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuran Yüce Mevla kulun yaratılış hikmetini de ifade buyuruyor. Belli bir dönem yaşaması için ona ömür takdir ediyor. Evet. O ömür kimilerine göre biraz azdır, kimilerine göre biraz uzundur. Evet. Kimisi çileli yaşar, kimisi müreffeh yaşar. Yani dünya bazında ifade ediyorum. Kimisi şöyle bir dünya hayat sürdürür, kimisi böyle. Ama neticede bakın, küllü nefsin zâikatul mevt, her canlı ölümü tadacak. Evet. Ve Enbiya suresindeki ilgili ayeti kerimede de zamanımız çok dar. Ben başlangıçta da size sordum. Yani ayrılan sürede çok şey ifade etmek için zaman yetmeyebilir ama evet hocam. Ben kısa kısa geçeceğim. Tabii ki. Ayetlerin tüm meallerini bütünlük içerisinde ifade etmek yerine belki böyle kısa pasajlar vereceğim. Her nefis ölümü tadacaktır. Evet. Sonra ne olacak? Sümme ileyna turcaun. Bize döndürüleceksiniz. Bize diyor Allah-u evet. Teala. Yok oluş diyelim. Yok. Tabii. Bakınız ölümde yok oluş yok. Evet. Onun için ben baştan hayat güzeldir. Ölüm. Tamam. Ölüm ama ölümle insan yok olmuyor. Ölüm de bir nimettir aslında. Ölüm nimettir. Evet. Elbette nimettir. Allah'a vuslattır. Evet. Sevgiliye kavuşmaktır. Evet. Bakınız bu konuda hemen ifade edeyim. Ölüm yok olmak değil dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men ahabbe liqa'allah kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da o kula kavuşmayı sever. Evet. Yani aslında Rabbimiz diyor ya beni nasıl tanırsanız ben de size öyle muamele öyle ederim. Muamele ederim. Aslında değil mi? Kavuşmayı bekleyene tabii, tabii. De kavuşmayı bekleyeni Allahu Teala, Allah-u Teala orada bekliyor. Seviyor. Evet, kim seviyor. Allah'a kavuşmayı severse Allahu Teala da o kuluna kavuşmayı seviyor. Evet. Ama وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ Allah kim de Allah'a kavuşmaktan uzak durmaya çalışır, onu hoşlanmazsa Allah da onun kendisine gitmesini sevmez. Dolayısıyla yani Allah'ın sevdiği ve sevmediği kulun göreceği muameleleri bu ölçekte değerlendirmek, görmek lazım. Evet. Eğer bir kişiyi Allah sevdiyse, Allah onu severek katına aldıysa hiç dert etmesine gerek yok. Yani belki dünyanın ahiret ile ilgili olan konumuna baktığımız zaman da Beyza Hanım şunu görüyoruz.
Geçici bir dünya. Evet. Fani bir dünya. Bunu ulema o kadar farklı tasvir etmiş ki. Yani dünya ahiret yolculuğunda, ahiret yolculuğuna göre, hı hı, ahiret hayatına göre uzun bir yolculukta altında gölgelenilen bir ağaç misali diyor dünya hayatını. Evet. Yani yolcu bir insanın bir yerde hadi biraz dinlenelim, evet, devam edelim dediği, hı hı, yerdeki gölgelenme, dinlenme süresi olarak ifade ediliyor. Çok dünya güzel hayatı. Evet. Gerçekten de öyle. İnsan, evet, geliyor buraya, bakın ister alim olsun, ister fazıl olsun, ister cahil olsun, ister zengin olsun, ister fakir, hangi konumda olursa olsun, bakınız hiç istisnasız, hiç istisnasız geliyor. Burada tabir caizse kendisine verilen süre içerisindeki didişme ise didişme, çalışma ise çalışma, koşturma ise koşturma, ilim ise ilim, film ise film. Evet. Ne yapıyorsa, bakınız ne yapıyorsa, bir gün hepsini terk edip ebedi yolculuk, sonsuz yolculuğa doğru Mevla'nın huzuruna çıkmaya mecbur ve mahkum. Evet. Çünkü bir insanın var olması demek, bir insanın hayatta olması demek, bir gün mukadder olan ölüme kavuşması demektir. Evet. Ve hocam aslında şu söylediğiniz çok kıymetli, sonsuz yolculuğa gitmesi, tabii, demeniz. Çünkü Rabbimizin rahmeti öyle büyük ki aslında bizleri yoktan var etti ama bizi yokluğa göndermiyor. Tabii. Çünkü ruh, az önce belirttiğiniz gibi, yani insan bedeni fani ve fani olan fanide kalacak, bu dünyada kalacak ama ruh ebedi, sonsuz ve ruhun arzu ve istekleri de sonsuz olduğu için ademi zaten aslında hiçbir fıtrat, hiçbir zihin bunu kabul etmiyor ve Rabbimiz de bizi zaten ölümle ademe değil, tam tersi. Bu adem kelimesinden, adem kelimesini açalım izleyicilerimize. Tabii. Evet, yokluk, bir yokluğa. Yokluk anlamında. Bir yokluğa, evet. Yoksa adem belki izleyicilerimize, ben bu konularda biraz hassas davranıyorum. Kusura bakmayın, sizin için değil. Hocam, çok sizin doğru. Sizin dolu bilginiz, bu işe hazır oluşunuz, sürekli kullandığınız terim olması itibariyle çok doğal, çok tabiidir onu ifade etmeniz. Ama evet, bizim şimdi adem, evet, kelimesini haklısınız, adem olarak adem ifade, evet, ettiğimiz zaman mi? Belki izleyicilerimizden ya Beyza midir? Hanım Adem diyor, bu Hazreti Adem midir, öbürü müdür falan gibi, ben oraya kısa hocam bir parantez, evet, açmış yokluk oldum. Yokluk diye belirtelim, yokluk aslında diye ifade, evet, ederim. Yani yokluk yok. Yokluk yok. Yokluk ve aslında yok. Ölüm bizi asıl yurdumuza götüren bir asıl kapı. Asıl yurdumuza tabii kesinlikle ebedi alem. Ebedi aleme. Hatta bakınız. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَز۪يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Ayeti kerimelerde, bu ve benzeri ayetlerde, Allah'a inanan, salih amel işleyenler için onlara mükafatları verilir. Farklı ayetlerde işte وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتَ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Allah onları cennetlerine koyar da orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Bakınız ebedilik, evet, orada, evet, var. Ama başka ayetlerde de bunun tam zıttı olanlarda, küfredenlerden, inkarcılardan, zalimlerden, fasıklardan bahsedilince, onların cehenneme gidecekleri ama kafirlerin de ebedi olarak kalacakları şekilde, evet, ahiret yurdunun bir yokluk olmadığı ifade edilir. Evet. Ben bu ölümle alakalı müsaadenizle şunu da paylaşmak istiyorum. Buyurun. Ölüm insana acı veriyor. Evet. Hakikaten acı veriyor. Yani buruk bir hal yaşıyorsunuz. Bu fıtridir Beyza Hanım. Ben tüm izleyicilerimize, evet, dinleyicilerimize duyurmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bir uygulaması olmuştur. Ben onu paylaşmak isterim. Şimdi Efendimiz hayattayken 16 aylık bir ömür sonunda, 16 aylık bir ömür yaşayan İbrahim oğlu vefat ediyor. Fakat vefatı da şöyle, yani süt anneye verilmiştir İbrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman çocuklarını süt annede ziyaret ediyor. Bir defasında da rahatsız olduğunu görüyor ve Zeyd bin Sabit'le ziyarete gidiyorlar. Abdurrahman bin Avf sahabeden, o zat da orada Efendimizin
bulunduğu mecliste hazır bulunuyor. Peygamberimiz Hazreti İbrahim'in, affedersiniz, çocuğu İbrahim'in, çocuğu İbrahim'in hasta olduğunu duyunca ziyarete gidiyor, gidiyor, bakıyor ki efendim çocuk böyle artık son demlerinde, titreme halinde, o can verme zorluğunun meşakkatini yaşıyor. Efendimiz kucağına alıyor. Efendimiz kucağına alıyor ve gözünden yaş akıyor. Evet. Gözünden yaş akıyor. Bakın peygamberimiz ve çocuğu. Evet. Birinci derecede yakını. Ve gözyaşı döken kim? Hazreti Peygamber. Evet. Ölümü bize rahmet olarak anlatan peygamber. Evet. Ölümün hakikat olduğunu anlatan peygamber. Ölümün kaçınılmaz Allah'a ulaşma olduğunu anlatan peygamber. Evet. Şimdi bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tabii. Birinci derecede yakını. Çocuğu, ciğerparesi. O halde görüyor, gözyaşı döküyor. Ve ifadeler çok enteresandır. Ben okuyacağım onu. Tabii hocam. Diyor ki, ben müsaadenizle metinden okumayı çok daha seviyorum ben. Tabii ki hocam. Diyor ki Abdurrahman bin Avf, ya Resulallah, siz de mi diyor? Evet. Siz de mi gözyaşı döküyorsunuz? Hı hı. Efendimiz buyuruyor ki, innel ayne yatma. Göz yaş döker. Evet. Göz yaş döker. Hı hı. Kalp hüzünlenir. Metnin devamında öyle geliyor. Kalp hüzünlenir. Bize düşen diyor, Allahu Teala'nın razı olacağı şekilde konuşmaktır. Değil mi? İsyana kaçmadan. İsyana kaçmadan. Allahu Teala'nın razı olacağı şekilde konuşmaktır. Çünkü orada bu ifadelerle, yani kalbin hüznünün kişinin elinde olmadığı fıtri bir şey olduğunu, evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara, evet, evet, duyurduğu gibi, bizlere duyurduğu gibi, yani Allah'ın razı olacağı şekilde de ölümü karşılamanın, evet, lüzumunu ifade ediyor. Yani kimse duyguları isyan etmesin. Evet. Yani efendim son dönemlerde biliyorsun, son dönemlerdeyken yıllardır bu kulağımıza gelen sözler, efendim zamanı değildi, erken oldu, efendim işte bizi mi buldun, haşa, isyana gidecek, hı hı, değil. Yaratan kim? Allah. Evet. Yaşatan kim? Allah. Bakınız, Hazreti İbrahim'le alakalı bir şey daha ilave edeyim burada. Tabii hocam. Şuara suresinin 77 ila 88. ayetleri. Böyle bir bütünlük içerisinde baktığımızda müthiş. Yani insan Kur'an'dan hiçbir şey bilmese adeta, hı hı, bu ayetlerin şumulüne baktığı zaman da dünya ve ahiret dengesini o kadar güzel anlıyor ki. Hazreti İbrahim diliyle ifade edilen ayetler. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ buyuruyor. O Allah ki beni yarattı ve bana yol gösterdi. Hı hı. Şimdi bakınız, yaratılış kimin elinde? Yaratma kimin elinde? Evet. Allah'ın elinde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz ya vefat, evet, haberi duyduğumuzda. Biz Allah'tan geldik, dönüşümüz O'nadır. Evet. Bizi yaratan O'dur. Evet. Bakın, kime isyan ediyorsunuz? Hiç olmasaydınız, hiç olmasaydınız, illa beni yarat diye direteceğiniz bir haliniz, bir gücünüz var mıydı? Ben bu dünyada olmak istiyorum. Yok öyle bir şey. Evet. Bugün nice anne babalar, değil mi? Hı hı. Arzu edenlere Rabbim inşallah hayırlı evlatlar versin. Amin, amin. Nice anne babalar var ki çok ısrarla çocuk sahibi olmak istemesine rağmen, ya, evet, da birden çok çocuğu olsun diye arzu etmesine rağmen, Allah vermemişse, hı hı, çaresiz kalıyor. Bakın, evet, o cümleyi onun için söyledim. Yani eğer bir kişi yaratılmamış olsaydı, kim ısrar eder, elini masaya vurabilirdi? Ben de yaratılmak istiyorum. Değil mi? اَلَّذ۪ي خَلَقَنِ Yaratan kim? Allah. Evet. Kim olursa olsun hepimiz. Peki sonra yaratıp serbest boş mu bıraktı? Hayır. اَلَّذ۪ي خَلَقَنِ فَهُوَ يَهْد۪ينَ Beni yarattı ama bana yol da gösterdi. Evet. Dedi ki, yalnız dünyayı bırakma, böyle kullan. Evet.
Ahirete de böyle hazırlan. Evet. Bakınız hayatın anlamı böyle. Merhale merhale, hı-hı, aşama aşama, hı-hı, geliyor. Beni yarattı ve bana yol gösterdi. Oradaki hidayet odur. Yol, hı-hı, gösterme, yön gösterme. Hı-hı. Nasıl davranacağını belirtme, ortaya koyma. Peki, وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ O Allah ki yine يُطْعِمُن۪ي beni yedirdi, içirdi. Evet. Yani bu bedeni yarattı, bedeni rastgele bırakmadı. Bedene lazım olan gıda, o beden beslenecek ki, hı hı, ibadete güç ve takat, evet, kazanabilsin. Bedene lazım olanlar alacak ki, beden onunla Rabbine yaklaşsın. Bakınız ibadetin temelinde de ne var? Fiziki ihtiyaçların giderilmesi. Tabii tabii, fiziki ihtiyaçların, biyolojik ihtiyaçların giderilmesi. Evet. Bunun için de Allah-u Teala, Beyza Hanım neresinden bakarsanız bakın, Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, kulunu bu kadar özel konuma koyduğunu her yerde görüyorsunuz. Evet. Bakınız bugün insanı, o bizim acı bilmem şu canlının, bu canlının beslendiği besinlerle değil. Yut'imuni, bize lazım olan, bizi besleyen besinler. Evet. Az önce siz efendim işte mutfak kısmında Pınar, hı-hı, Hanım'la hazırlık yaparken orada da izleyicilerimiz gördü. Her gün mutfakta elimizi attığımızda, hı-hı, ama yapmak için, ama yemek için elimizi attığımızda, elimize gelen nimetlere baktığımız zaman, yani bunun şükrü bizim için gerekli. Hayattayız, evet, bir gün bundan kopacağız. Tabii. Onun için elimizdeyken şükretmemiz lazım. Dediğim gibi hep konular çok geniş ama ben yine oldukça kısaltmaya çalışayım. Allah bizi yaratan, bize nimet veren, yediren ve içirendir. Aa, hı hı. İçmek, su, hayat. Tabii ki. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ Allah her şeyi sudan yarattı. Suyun hayat olduğunu, yediğimiz içtiğimiz şeylerin suya muhtaç olduğunu, bedenimizin suya muhtaç olduğunu ve benzeri. Devam ediyorum. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ O Allah ki ben hasta olduğum zaman bana şifa verendir. Evet. Kulumu yani, hiçbir şeyde yalnız bırakmıyor. Bırakmıyor. Yani, hı, eğer hastalık veriyorsa şifa da veriyor. Evet. Bu şifayı ya hiçbir sebep olmadan bir bakıyorsunuz, işte vücudunuzun herhangi bir yeri ağrı, sabah kalkmışsınız, düzelmişsiniz. Evet. Bunları hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz, hı hı, yaşıyoruz. Ha, bazen de şu oluyor. Tamam, geçmediyse o zaman fiziki bir, biyolojik bir anormallik vardır. Bunu gidermek için bu işte ilgilenen tıbba, tabibe, evet, ihtiyaç vardır. O zaman o sebepleri kullanacağız. Evet, o sebebi yaratan da Rabbimiz. Sebebi yaratan Rabbimiz, mi? Aynı zamanda o sebeplerin silsilevi olarak devamında ilaç ve ilacın içindeki madde, malzeme. Bunu ister kimyasal üretim yeri olan laboratuvarlarda oluşturalım, istersek tabiattan doğal olarak, hı hı, alalım. Bakın hepsinin temelinde var eden Haliku külli şey ayetlere bakınız. Evet. Hepsi birbirini tamamlayıcı. Haliku külli şey, her şeyi yaratan odur. Dolayısıyla ilacı, ilacın ham maddesini ve benzerini yaratan, hatta o ilacın insana iyi geleceğini tefekkür edebilecek bilgiyi, ilmi sağlama vasıtası olan beyni yaratan Allah'tır. Evet. Yani bu kadar şumur. Evet. Peki وَاِذَا مَرُضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Şifa veren de olur. وَالَّذ۪ي يُمِيتُنِ سُمَّ يُحْيِينَ O Allah ki beni öldürür ve diriltir. Evet. Onun elinde yarattığı gibi yaratılışım ona aitse ölümüm de ona aittir. Kimse de burada evet, buna karşı duracak durumda değildir. Aslında hocam mesela örneğin şu an bir pandemi döneminden de çıktık ya, bir koronadan, evet, ötürü, evet, çok fazla toplu ölümler de gerçekleşti. Şöyle bir şey duymuştum ve gerçekten beni çok etkilemişti. Hani Azrail Aleyhisselam'ın Rabbimize hani beni ölüm meleği olarak görevlendiriyorsun ama insanlar beni suçlayacaklar, beni, evet, sevmeyecekler. Evet. Diye buyurduğunda Rabbimiz ona öyle sebepler göndereceğim ki sen akıllara bile gelmeyeceksin diyor. Ve bir hocamızın sohbetinde de bunu şöyle duymuştum. Aslında insan isyana kaçmaması için Rabbimiz onu o kadar engelliyor ki ona mesela bir hastalık koyuyor. Tabii. Onu da aşarsa Azrail var. Onu da aşarsa Rabbimiz var. Yani o yanlışlıkla diline bir isyan gelse bile öncelikle o hastalığa mesela, tabii,
suç buluyor değil mi? Yani Rabbimiz tabii, aslında tabii, bu noktada elbette da kulunu korumak için sebepler dairesini genişletiyor. Aynen öyle. Burada suç değil, takdire rıza, evet, takdire iman, Allahu Teala'nın yarattığına inandığımız, yaşadığımız gibi öldüreceğine de inanıyoruz. İnanıyoruz, evet. Vaktimiz hocam varsa ben ayetlere devam edeceğim. Kısa bir aramız var hocam. Peki. Aradan sonra inşallah devam edelim. Evet efendim, biraz sonra sizlerleyiz. Evet efendim, ben hemen Pınar Hanım'ın yanına geldim. Mutfaktan nefis kokular gelmeye başladı. Pınar Hanım, şimdi kurabiyelerimiz fırında. Kurabiyelerimiz fırında, evet. Pişiyorlar değil mi? Evet. 180 dereceye attık. 180 derecede. O biraz pembeleştikten sonra pekmeze batıracağım. Üstüne bir de Hindistan cevizi. Tamamdır inşallah. Böreğimizi de biraz kızarttım ben. Tamamdır. Birazcık da evet birlikte saralım. Bu şekilde biraz gevşek sarıyoruz. Sigara böreği hani biraz daha şey oluyor ya, ince. Aa, evet. Öyle değil de bu kalın olacak biraz şekilde. Biraz daha kalın ve gevşek. Evet. Bir tane de birlikte yapalım evet, dilerseniz. Şimdi yufkamızı dörde böldük. Yufkamızı dörde bölüyoruz. Tamam. İçerisine garnitürümüzü. İçerisine garnitürümüzden. Süper. İstersek evde de hazırlayabiliriz bunu. Hı-hı. Bezelyemiz varsa içine bir havuç patates ekleyerek hepsini haşlayınca yine aynısı oluyor. Tamamdır, süper. Bunu bu şekilde sarıyoruz. Bir de ucunu suya batıralım, kızarırken açılmasın. Aa, çok güzel. Ucunu evet, suya batırırsak ben yapışıyor. Ben bunu biraz küçük aldım. Evet, aynı bu şekilde yaparsak dörde bölüp. Tamamdır. Daha güzel olur. Bu şekilde kızartıyoruz. Bunları doğrayıp üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edeceğim. Ha, böyle mantı evet, gibi küçük küçük ha, yapıyorsunuz. Bu şekilde. Harika. Bu şekilde doğruyoruz. Tamam. Üzerine de sarımsaklı yoğurt ve burada üzerine dökeceğimiz sosumuzu da hazırladık. Salçalı sosumuz. Salçalı sos. İçerisine evet, neler koydum? İçerisine de biraz nane ekleyeceğim. Sıvı yağ ve salça var. Onu suyla açtım. Suyla açtık. Evet. Pişirdik güzelce. Evet. Nane ekleyeceğim. Yoğurdunu döktükten sonra da en üstüne bunu gezdiriyoruz. En üstüne onu gezdireceğiz. Evet. Tamam, süper. Ben tekrar sunum aşamasında yanınıza gelirim. Tamam. Orada birlikte yaparız inşallah. Tamam, inşallah. Kurabiyelerimizi de beraber evet, pekmeze batırıp, Hindistan cevizine batırıp evet, izleyenlerimize gösteririz. İnşallah. Siz böreklerimizi tamamlayın. Tamam. Ben de hocamın yanına geçeyim. Tamam, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür. Evet hocam. Evet, ölüm diyoruz. Evet, bir müminin ölümü, neden yaratıldık, bu dünyaya neden geldik, ne görevimiz vardı? Aslında bunları konuştuk. Evet. Ve Rabbimiz ölümü neden yaratmış, ölümden neden korkulur, bunlara birazcık değindik ve aslında Efendimizin de oğlunu kaybettiğinde gözyaşı dökmesinin, üzülmesinin çok fıtri olduğunu, bizlere de bu konuda bir örnek olduğunu kesinlikle konuştuk ama değil mi, bu üzüntünün isyana kaçmayacak derecede olması gerektiğini, çünkü ölümün hak ve Rabbimizden geldiğini bahsettik. Belki yeni açan izleyicilerimiz evet, olduysa diye bir evet, özet geçelim bir istedim. Özet diyelim, eyvallah. Peki hocam, bir mümin ölüme nasıl hazırlanmalı? Çünkü evet, ölümün zamanı yok ve bu da bir nimet değil mi hocam? Kesinlikle. Ölümü bilmemek bir nimet. Çünkü bilsek 3 günümüz kaldı, bilsek 3 ayımız, 3 yılımız kaldı. Yani onu belki kafayı yedirtecek derecede işte biraz sonra öleceğim, ölüm gelecek, şu olacak diye insan hayatına devam edemez. Ama ölümün zamanını bilmemek de Rabbimizin bize bir rahmeti aslında. Evet. Şimdi tabii ölüme nasıl hazır olmak lazım? Evet. Önce bir defa şunu bilelim. Dünya madem bir imtihan yeridir, hı hı, imtihan yeri olduğuna göre burada imtihan sonunda sorulacak sorunun alanını çok iyi belirlemek ve onlara hazır olmak lazım. Şimdi evet, biz neden soruluruz? Evet. Yani ölüm sonrası devam edecek olan sonsuzluk hayatında, sonsuzluk aleminde o imtihanın soruları ne olacak? Aslında bunları da biliyoruz bir şeyde değil mi? Biliyoruz. Soruları biliyoruz. Tabii soruları da biliyoruz evet, aslında. Şimdi o burada iki alana evet, iki alana yoğunlaşmak lazım. Birisi Allah'a karşı olan sorumluluklar. Evet. Bu bedenle mal ile, hem mal hem bedenle yapılan ibadetler gibi, hı hı, Allahu Teala emretmiştir. Namazınızı kılın. Kılınacak. Bakınız yani bu konuda namaz kılınız emrine itaat etmemek aslında Allah'a isyandır. Evet. Bakınız altını çizerek söylüyorum. Evet, evet hocam. Namaz kılmamak bir mümin için Allah'a isyana kapı aralamak demektir. Hı hı. Olamaz böyle bir şey. Yani bu nedir? Biraz daha
Biraz daha bir cümle daha ilave edeyim ben müsaadenizle. Tabii söyleyeceğim. Allah'ım sen emrediyorsun ama ben seni dinlemiyorum. Açıktan birisine deseniz ki ya sen Allah'ı dinlemiyor musun? Yok canım öyle şey olur mu? Değil mi? Bunu dile dinlemiyorsun, dinlemiyorsun. Yani bunun başka izahı yok kardeşim. Beş vakitte ezan okunuyorsa Allah'ın emrettiği ibadete davet varsa sen bundan efendim istifade etmiyorsan, bu davete kulak vermiyorsan sen Allah'ın emrine uymuyorsun demektir. Yani bunu efendim benim kalbimde, gönlümde imanım şuyum. Tamam, kalbinizin imana kimsenin dediği yok. Ama iman illellezine amenu ve amilussalihat. İman eden ve salih amel işleyenler derken yani çok sayıda ayeti kerimede namaz kılın, oruç tutun, zekat verin. Evet. Yani çok sayıda emirler varken evet. Hatta yine ayetlerden bir tanesine döneyim ben. Başka bir ayet yani Bakara suresinde وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Namazınızı kılın. وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَةَ Zekatınızı verin. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın katında, Allah'ın huzuruna çıkacağınız zaman bulacağınız hayırlı amellerinizi de önden gönderin. Evet. Şimdi bu önden gönderinle alakalı... Hazırlığınızı yapın. Tabii hazırlığınızı yapın. Ben hemen ifade etmek isterim. Çok önemsiyorum bu konuyu. Zaman zaman sosyal medya yollarıyla da hasbelkader bazı şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hakikaten bunlarla dertlenmemiz lazım, duyurmamız evet lazım. Şimdi... Vefat eden bir insan düşünün. Vefat ettikten sonra bize kurula da sorarlar. Hocam anam vefat etti, babam vefat etti, yakınım vefat etti. Şimdi ne yapacağım? Evet. Şimdi tamam sizin yapacaklarınız var ama bu adam hayatta ne yaptı? Asıl iş onun işiydi. Evet. Dikkat buyurun. Sonradan yapılacakları ben küçümsemiyorum. Yok saymıyorum. Yani ben derken şahsım olarak değil. İfadelerimde böyle bir şey kastetmiyorum. Onu vurgulamak istiyorum. Bir kulun dini esaslarla değerlendirilmesi ölüm sonrası başlamıyor. Evet. Asıl hayattayken o sorumlu. Tabii. Asıl hayattayken o sorumlu. Aslında defteri burada dolduruyor. Yani dindarlığı tabii bir kişinin dindarlığı ölüm sonrası başlamıyor ki. Evet. Efendim gidip onu defnederken işte şunu mu yapalım... Sonra buna Kur'an mı okuyalım? İyi güzel de yani ben okuyayım ama kendisi neredeydi? Hı hı. Yani kendisini bilmesi lazım. Hatta çok meşhur bir şey anlatılır. Yaşlı bir amca Cuma'ya giderken gençlerden bir tanesi hacım nereye gidiyorsun diyor. Diyor ki Cuma'ya gidiyorum. Bize de dua et diyor hadi. Hı hı. Kendisi sanki hiç sorun değilmiş gibi. Hacı da dönüp cevap veriyor. Diyor ki tamam ben sana dua edeyim ama Allah eğer bana sorarsa kendisi nerede ki senden dua istiyor? Evet. Kendisi neredeydi? Değil mi? Niye gelmiyor? Yani şimdi dolayısıyla ölüm sonrası hayata baktığımız zaman bizim dindarlığımız ölüm sonrasında birilerinin tarafından yaşanacak bir dini uygulamalarla bitmiyor. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Yani Allah'ın huzuruna çıkacağınız zaman sizi rahatlatacak, bulabileceğiniz, hesabını verebileceğiniz şeyler çok evet, önemli. Evet. Demek ki o soruların birisi Allah'a karşı sorumluluklar, bedeni ibadet, hı hı. mali ibadetle yerine getirmeniz gereken esaslardır. İkincisi ise, bakın ölüme nasıl hazır olmalıyız? Evet. Sorunuz oydu. İkincisi ise mahlukata olan sorumluluğumuzdur. Hı hı. Bunun en tepe noktasında insan gelir. Evet. İnsan ilişkilerimiz. Tabii insan ilişkileri. Mesela bakın çok kısa bir cümle arz edeyim ben buradan sizler aracılığıyla tüm izleyicilerimize. Bir kişinin seccadedeki Müslümanlığı tamamen kendisiyle alakalıdır. Namaz kılıyorsun, sen kılıyorsun. Orada beni ilgilendiren bir şey yok. Hı hı. Ama seccade Müslümanlığının dışında bir de toplum içindeki Müslümanlığın beni çok ilgilendiriyor. Evet.
Aslında hocam din üç ayaklıdır. İman, ibadet ve ahlak. Tabii. Denir ya hani kesinlikle. Bu üçünden biri kesinlikle. Olmazsa üçgen tamamlanamaz. Kesinlikle. Yani üçü de en elbette. En kıymetli. Ahlak önemli. Da işte bu ahlak gerek ibadette Allah'a karşı olan evet. sorumluluk gerekse mahlukata olan evet. karşı olan sorumluluk. Şimdi diyorum ki seccadedeki ibadet, seccadedeki kulluk senin işin. Ama senin işin onunla bitmiyor. Evet, tabii. Senin ikinci bir işin ve çok önemli olanı da, bir o kadar önemli olanı da benimle olan ilgindir. Yani diğer insanlarla olan benimle de kastım o. Diğer insanlarla, diğer mahlukatla olan ilişkindir, alakandır. Konuşurken nasıl konuşuyorsun? Evet. Kırıcı mısın? Ahlak bunu gerektiriyor. Evet. Güzel mi konuşuyorsun? Tebessüm bir sadaka. Evet. Tebessüm sadaka. Yani sadaka verecek durumda olmayan bir insanın benim mali imkanım yok diye mahzun olmasına gerek yok. Nitekim sahabe sormuştur. Ya Resulallah, siz sadakacan çokça bahsediyorsunuz. Hı-hı. Elinde hiç malı mülkü olmayan ne yapacak? Evet. Tebessüm et diyor. Evet değil mi? Yani tebessüm et. Bakınız hem ahlakidir hem insanidir. Hı-hı. Hem dinidir böyle bir davranış. Şimdi konuşurken insanca davranmak. Evet. Karşınızdaki insanı kırmadan, hatta gönül alacak şekilde davranmak. Bakınız artık insani boyuttaki sorumluluklarımıza evet. geliyor. Ticaret, alışveriş. Bugün toplumumuzun, hatta küresel bazda baktığımız zaman bütün dünya milletlerinin etkilendiği bir alan olmasına rağmen tabii olarak oluşumlar hariç ama insan eliyle ekonomideki haksızlıklar, fırsatçılıklar, evet. zulümler, bencillikle kazanç yolunu tercih edenlerin Allah'a nasıl hesap vereceklerini ben bilemiyorum. Evet. Yani düşünün ki sizin şu bardağı satarken işte 1 lira kazanacağınız yerde kriz var adıyla bunu 10 liraya çıkarıyorsunuz. Ve abartı da değil. Yani 1'e 10, 1'e 3, 5 misli. Yani şimdi ticarette herkes ahlaktan bahsederken ahlaksızlık yapanın bu sözü, bu kelimeyi ağzına alması kendisi için yalan olacağı kadar o da ahlaksızlığın bir başka boyutudur. Kesinlikle. Yapmadığın takdirde söylüyorsun. Evet. Yani o sözü aslında, kullanmaya senin hakkın yok bir defa. Aslında Efendimiz, ben şu sözü çok seviyorum. Efendimiz 40 yıl güven dağıttı, 23 yıl iman anlattı. Tabii. Yani çok önemli. Peygamberlik evet. gelmeden önceki o 40 yıl boyunca zaten aslında bizlere ve tabii ki totalde 63 yıl boyunca bizlere evet. nasıl yaşanması gerektiğini. Yani hem siz ticaretten bahsederken mesela o Hazreti Hatice ile olan kervanında hesabı karıştırıp tabii. hani hepsini bırakmayı tabii. Tabii. şey yapması, insan ilişkilerinde yani hiçbir çocuğa, hiçbir insana sesini yükseltmeyişi gibi. Yani tabii. bunu konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Kesinlikle. Ben yani her o anlamda bize aslında örnek olur. Kesinlikle. Toplum kesinlikle. Ahlakında. Yani toplumu aldatmama, kandırmama, tabii. ticaretteki o malın aslının gösterilerek satılması, hiç evet. kimseyi aldatmaması. Evet. Aldatan bizden değildir buyurdu o. Değil mi? Yani bakınız aldatan bizden değil. Evet. Bu ne demektir? Peygamberin kuşattığı o alanın dışına iten bir davranıştır aldatmak. Evet, dolayısıyla ben şimdi bu konuştuğum ekonomik alandaki maddelerden şu tavsiyemi Müslümanlara, bakınız müminlere, inananlara iletmek istiyorum. Kardeşim inanıyorsak bu toprağın altında hesabını vereceğiz ki inanıyoruz. Bunda hiç şüphemiz yok. Dünyaya geldiğimiz gibi gidişimiz ve orada hesap vermemiz de hak. Evet. O zaman oradaki hesabı dikkate alın. Bir mümini üzmek, ezmek, rahatsız etmek, haksız kazanç sağlamak yerine bir mümini rahatlatmak. Ben hatta Ramazanlarda şunu söylüyorum. Belki konu çok dağılıyor ama söyleyeceğim. Diyorum ki Ramazan geldiği zaman da nasıl olsa insanlar artık iftar, sahur koşturacak, alacak, edecek. Fiyatlar hadi bir bindirelim falan satalım. Ya böyle yapmak yerine Ramazan geliyor. Şu insanlara karımızdan %5 daha azaltarak insanların rahat iftar etmesine, iftarlık almasına kolaylık sağlayalım diye fiyatları düşürme yolunda çaba göstermek, o iftar eden herkesin orucuna
ortak olmak demektir. Onun da orucundan hiçbir şey de eksilmez yani. Evet, bakın ki. Yardımcı olmak. Şimdi bu noktada ticari ahlakın da mutlaka gözden geçirilmesi ve insanların bu hesaba da, bu sorulara da cevabını hazırlaması lazım. Diğer taraftan ailevi sorumluluklar, mesela aile içindeki ilişkiler de. Evet. Ya tamam, seccadedeki namazın senin. Adam diyor, hanım arıyor bizi, diyor ki telefonla, fetva ile. Hocam diyor, eşim 5 vakit namazında kılar. Fakat gel gör ki bana cehennem hayatı yaşatıyor. Şimdi bir tarafta seccadedesiniz, bir evet. tarafta eşiniz sizden razı değil, çocuğunuz sizden razı aslında değil. Aslında o ibadet şuurlu mu yapılıyor? Burada belki bu da sorgulanabilir. O da sorgulanabilir. Evet. Anneniz babanız sizden razı değil, kardeşiniz razı değil. Siz şimdi o zaman demek ki bütün bunlara hazır olacaksınız. Neticede ölüme hazırlığın aşaması, Beyza Hanım şunu ifade edeyim. Allah huzuruna çağırdığı zaman, evet. ey kolum gel bakayım ne yaptın? Borçlu olmayacağınız şekilde, borçlu evet. olmayacağınız şekilde Allah'ın huzuruna ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, eksiğim olabilir. Evet. Bu konuyla ilgili ben özelimdir, yani ailemizin özelidir ama şunu ifade edeyim. Ben şahsen ibret aldım, ders aldım. Alırım da. Hayattayken de alıyordum. 40 gün önce benim büyüğümün büyüğü olan iki büyük abim vefat etti. Başım Allah rahmet eylesin. Çok Amin. Teşekkür ediyorum. Bütün ölülerimize de rahmet eylesin. Ondan 6 ay önce de bir başka abim vefat etmişti. Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Şimdi Rıza'dan başka söyleyecek bir şey yok. Tabii Efendimiz İbrahim oğlu vefat ettiğinde şunu söylüyor. Orasını belki ben yarım bıraktım. Diyor ki ey İbrahim, şu anda biz diyor Rabbimizin razı olacağı şeyler söyleyeceğiz. Şu anda eğer seninle ahirette buluşacağımız ümidi olmasa, buluşma durumumuz olmasaydı biz bu konumda olamazdık diyor. Evet. Bu kadar rahat olamazdık. Mahzunuz diyor. Evet. Mahzunuz ama bu konumda olamazdık. Yani ahirette buluşma ümidi insanı rahatlatıyor. Şimdi abimden bahsederken Allah rahmet eylesin. Amin. Şunu yapardı. Şunu yapardı. Ben herkese de belki ders olur, ibret olur diye. Ezan okunur. La ilahe illallah de, der demez müezzinimiz. Hemen etrafına bakınır. Hadi buyurun doğru seccadeye. Ben bazen abi şimdi ezan okundu. Ya hocam borçlu gitmeyelim. Evet. Borçlu gitmeyelim. Ne kadar güzel bir hassasiyet. Tabii borçlu gitmeyelim. Ve bakınız Beyza Hanım vefatı da ne oldu? Söyleyeyim. Akşam namazını kıldı. Yemeğini yedi, sağlıklı. Evet. Akşam namazını kıldı. Yemeğini yedi. Yatsı ezanı okundu, namazını kıldı. Namazdan sonra bir rahatsızlık ve borçsuz gitti elhamdülillah. Elhamdülillah, evet. Şimdi çok önemli bir ibret tablosudur bu. Abim olduğu için değil ama biz bunu yaşadık. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bizim ölülerimize de hepimizin ve bütün izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin geçmişine evet. de rahmet olsun. Amin. Yani biz ibadette hassasiyeti korumamız lazım. Hem Allah için hem kullar için. Dolayısıyla evet. Allah'a karşı da yüzümüz ak olsun. Evet. İnsanlar da musallaya geldiği zaman da cenazenizi kılmaya... Evet. Üzkuru mevtakum bil hayr hadis-i şerifte. Ölülerinizi rahmetle, hayırla anınız. Evet. Onların kötülüklerini söylemeyin diye başka bir hadis metni de var. Şimdi insanlar size, ya Allah razı olsun. Evet. Çok iyi bir insan. Kırmaz, efendim üzmez, kimsenin hakkına girmez. İşte şunu yapmaz, bunu yapmaz. Hep iyiliğini gördük, görüyoruz, görürdük dedikleri bir insan ise vallahi ölüm onun için korku değil, mahzuniyet değil, cennet bahçesi bahşeden bir yolculuk olduğunu ifade edebiliriz. Niye? O kadar insanın şehadeti, evet. bakın o kadar insanın şehadeti Allahu Teala'nın katında artık bir varlıktır. Evet. Rahmete vesiledir. Evet. Onun için etrafınızdaki insanları memnun etmek de kulluk vazifesinin ikinci ayağıdır. Ölümü böyle hazırlanmak, لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Ölüm anında ise Peygamberimiz buyuruyor ki, ölüm anında olanlara siz kelime-i tevhidi telkin edin. Evet. Kim kelime-i tevhidi söyleyerek vefat ederse o cennete girmiştir artık. Hadis-i evet. şerifin devamında evet. da bu var. Onun için imanla göçmek, kelime-i tevhidi dile getirerek göçmek,
cennet vesilesidir, büyük bir nimettir, büyük Peki hocam, bir varlıktır. Ölüm anında insan neler yaşıyor? Yani o esnada kelime-i tevhidi getirebilecek durumda oluyor muyuz? Bu zor mu? Tabii şimdi şöyle, genel olarak bize gelen ayet ve hadisler, Efendimizin açıklamaları hariç, diğer alanlarda biz bilgi sahibi değiliz. Evet. Genel olarak, diyelim ki kabir azabı ne şekilde oluyor? Kabir azabının varlığı bazı ayetlerden ilham ile ifade edilir. Hadis-i şeriflerde açık deliller vardır. Evet. Kabir azabı var ama kabir azabı nasıldır bilemiyoruz. Evet. Sırat kurulacaktır. Mizan vardır. Mizanda tartı işte bizim bildiğimiz gibi öyle o hassas terazi gelecek, tek tek mi çıkılacak, çok mu çıkılacak, ne olacak biz bunu bilemeyiz. Evet, evet. Yani böyle vahiy ile ya da sünnet ile, hadis ile bize bildirilmeyen konularda hüküm söylememiz söz konusu değil. Şimdi ölüm esnasında Efendimizin de hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki işte kelime-i tevhid okuyun. O ona söyle demeyin. Söyle demeyin. Sizin okumanızdan o zaten kendi durumuna göre pozisyonu alacaktır. Evet. Hatta gözlerle alakalı çok enteresan bir şey var. Kişi vefatı sonrasında gideceği mekanı görmedikçe gözleri kapanmaz, vefat etmez. Ruhunu teslim etmez. O son andaki gözlerin dik bakışı vardır vefat eden kişide. Onun gözleri bir noktaya odaklanır, oradan almaz gözünü. İki sebebi vardır. Bir, ya cenneti nimetleriyle birlikte görmüştür artık son an. Evet. O nimetten gözünü alamaz. Ya da cehennemde kendi akıbetini, hangi duruma düşeceğini görmüştür. O dehşetten gözünü alamaz, korkudan gözünü alamaz. Evet. Efendimiz de buyuruyor ki, vefat eden kişinin gözünü kapatın, göz ruhu takip eder. Onun için de vefat edenin gözleri de kapatılır. Böyle böyle bir hal ölüm, lezzetleri gideren bir şeydir ölüm ama asıl hazırlanan insan için büyük lezzetlerin yaşandığı cennete kapı aralayan bir hadise. İnşallah hocam. Çok kısacık bir aramız var ve sonrasında hemen devam edeceğiz inşallah. Peki. Efendim birazdan sizlerleyiz. Evet efendim sizlerle birlikteyiz. Davut Kaya hocam bugün bizlere ölümü anlattı ve anlatmaya devam ediyor da inşallah. Hocam bir yakınımız vefat ettiğinde bizler neler yapmalıyız, neler yapabiliriz? Onun orada hesabında yardımcı olabilecek bir konumumuz oluyor mu? Evet. Şimdi tabii bu bir realite dedik. Evet. Yani herkesin karşılaşacağı bir hakikat. Kaçsa da, evet, korksa da, bazen duyuyoruz aman ölümden bahsetmeyin diyenler oluyor yanımızda. Bu Müslüman, namazını kılacak. Aman ölümden bahsetmeyin. Bahsetmeden mi yakalanacaksın? Gelmeyecek mi sana? Evet. Şimdi kaçsak da, göçsek de, korksak da, üzülsek de ölüm bir hakikat. Evet. Ölümden insan hazırsa korkmaz. Evet. Hazırsa korkmaz. Onun için de ölüme istaidde lil mevt kable nüzulil mevt diye bir çok meşhur bir ifade vardır. Ölüm gelmeden önce ölüme hazır ol. Evet. Aslında bu her şey için böyle değil mi? Tabii hocam? Her şey için yani böyle. Öğrenciyken bile bir sınava hazırlandıysanız aynen, aynen. Çok rahat girersiniz ama hazır Kesinlikle. Değilseniz onun stresi, telaşı değil mi? Aynen öyle. Hatta bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah eyyül mümin eftal. Müminin hangi davranışı daha faziletlidir? Ya da hangi mümin nasıl bir ameliyle daha faziletli bir hal yaşar? Efendimiz diyor ki ehsenuhum huluka. Ahlakı güzel olan. Evet. En faziletli mümin ahlakı güzel olandır. Peki sonra tekrar soruyor. Fe eyyul mümin ekyes. Hangi mümin akıllıdır? Hangi mümin akıllıdır? Bir defa o boyutta sorusunu. Efendimizin cevabı aynı şöyle. Kal ekseruhum lil mevti zikran. Ölümü çokça anan mümin akıllıdır. Çünkü ve ehsenuhum
lima ba'de isti'daden. Çünkü o ölüm sonrası için güzel bir hazırlık yapar da ondan. Evet. Akıllı budur yani. Değil mi? Tabii akıllı ağızların budur. Ağızların tadını bozan ölümü tabii, çokça anılır. Tabii lezzetleri gideren evet. ölümü anarak tamam benim sonum budur diye ona hazırlanmak. Evet. Şimdi böyle bir hazırlıkla bir insan gitmişse baştan beri ifade ettiğimiz gibi Efendimizin bile işte innel ayne tedma' yani göz yaş döker, kalp Hı. hüzünlenir ama biz de mahzunuz diyor Efendimiz de. Fakat evet. bu bir hakikat ama biz biliyoruz ki ahirette kavuşacağız. İnşallah. Evet. Ahirette kavuşacağız. Şimdi bir kişinin yakını vefat ederken bir defa o ahirete hazırlıklı ise mahzuniyet yanında memnuniyeti de o insan için bir rahatlık evet. oluşturmaktadır. Yani ya da o kişi hazırsa onunla rahatlık oluşur. Vefat eden kişinin yakınına der ki tamam Allah'tan geldik hepimiz gideceğiz ama bu hazır gitti. Çok evet. şükür durumu böyleydi. Hı hı. Şimdi sonrası tabii çok geniş aşamaları var da ya da çok uzun aşamalar olmasına rağmen yani ne yapılacak? Cenazeye iştirak etmek bir müminin vazifesidir. Bir komşunun, bir Müslümanın, bir başka Müslümanın cenazeye iştirak etmek vazifesidir. Bakınız bir müminin bir başka müminin cenazesine iştiraki haktır. Evet. Evladı olursa, annesi, babası, çoluğu, çocuğu, kardeşi olursa bunlar için büyük bir sorumluluktur. Evet. Ama bugün maalesef, bakınız, tenkit ile demiyorum bunu. Allah rızası için söylüyorum. Ey mümin kardeşim, konumun ne olursa olsun, bakınız, konumun ne olursa olsun, nasıl bir hayat yaşarsan yaşa. Ama bir yakınının cenazesini kılabilecek kadar bir bilgi ve anlayışa sahip ol da başkaları ananın, babanın, kardeşinin cenazesini kılarken geçip köşede nöbetçi gibi bekleme. Evet. Ve bu çağrıyı yapıyorum. Nöbetçi gibi bekleme kardeşim. Bu cenaze senin cenazen. Git sen de kıl orada. Hı hı. Eğer birikimin yoksa düşün bir gün sen de oraya geleceksin. Evet. Sen de oraya geleceksin. O zaman biraz bir şeyler hazırla. Kaçışın yok. Şimdi cenazeye bu şekilde iştirak etmek ve aynı zamanda da vefat ettikten sonra biraz önce dediniz yani geride kalan yakınların vefat eden kişiye yapabileceği bir şey var mıdır? Var. Evet. Var. Evet hocam buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yine soruluyor. Yine soruluyor. Ben onu yine metinden şöyle okuyacağım. Buyurun hocam. Beni Seleme oğullarından bir kişi geliyor. Beni Seleme bir kabile. Buradan bir kişi geliyor. Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah, hel bekiye min birri ebeveyye. Bu kadarını okuyayım. Devamını Türkçe geçeyim olmazsa. Diyor ki, annem babam vefat ettikten sonra benim onlarla ilgili yapacağım bir iyilik var mı? Kaldı mı böyle bir şey? Yani yapabilir miyim? Evet. Benim onlara karşı vefat sonralarında yerine getirmem gereken bir vazife ya da direkt bir vazife gibi değilse de ben onlara iyilik yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Efendimiz buyuruyor ki, naam, salatu aleyhima, onlara dua et. Evet. Allah'ım annemi babamı bağışla, kimlerse yakınlar. Dua et. Başka? Vel istiğfaru lehuma, onlar için mağfiret dile. Allah'ım bağışla. Evet. Affet, günahlarını sil, süpür. Yani o bizim annemizdi, babamızdı, kardeşimizdi, çocuğumuzdu, kimse, eşimizdi. Bunlar bağışla. Evet. Bunu yapabilirsin diyor Efendimiz. Başka? وَاِنْ فَاذُ عَهْدِهِمَا Onların bir sözleri var da yerine getirilmemişse, bu adak olabilir, efendim başkasına söz verip de yerine getiremediği bir şey varsa tespitleriniz arasında, bunları yerine getirin. Evet. Başka bir şey daha, ki bu da çok çok önemli. وَصِلَةُ الرَّحِمِ اَلَّتِي لَا تُوصَلُ اِلَّا بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَد۪يقِهِمَا Diyor ki, yani yakın akrabalarına, sıla dediğimiz, sıla dediğimiz yakın akrabalarıyla da ilişkiyi koru, evet. ilişkiyi kesme, onlara yapacağın iyilik
İşte o anneye, babaya yapacağın iyiliktir. Yani baban, vefat eden kişinin kardeşi, çocuğu, amcası, teyzesi, kimlerle iyi münasebeti var idiyse onlarla da ilişkiyi kesme. Hatta başka bir hadis-i şerifte şu da var. Vuddi ehli ebih diyor. Babanın ailesi, babanın sevdiği kişiye karşı da, babanın sevdiği, dostu olan kişiye karşı da iyilikte devam et. Bundan bile diyor babana iyilik yapmış olursun. Yani baba dostu. Evet, yani vefat eden yakınımızın sevdikleriyle, tabii, dostlarıyla münasebeti kesmemek lazım. Onların defterlerini bir hasene olarak devam ediyor. Aynen, devam ettirir. Yani evet, böyle güzellikler var. Onun için ben anneme babama yeterince iyi davrandım. Ya da bir yakınıma, kimse vefat eden, iyi davrandım. Ama hala bir şeyle yapmak istiyorum ve soruluyor. Tamam, bu yolu kullanın, istiğfar edin, Kur'an-ı Kerim okuyun. Hatta Peygamberimiz İkra'u Yasin buyuruyor. Evet. Yasin suresini okuyun diyor. Evet. Dua edin. Başka hadisteydi bu. Şimdi bu şekilde dostlarıyla ilişkiyi devam ettirmek, onlara hürmet etmek, bir şeyler ikram etmek de o kişi yapılacak iyiliktir. Ama netice olarak ben şu sona gelmek istiyorum. Şuara suresindeki birkaç ayetimiz kalmıştı. O benim Rabbim işte yaratandır, öldürendir. Evet. Beni ahirette bağışlamasını kendisinden istediğimdir. Sonra da İbrahim Aleyhisselam'ın ifadesiyle sona geliyorum. Buyuruyor ki Allah-u Teala. وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Allah'ım, beni benden sonraki insanların hayırla yad edecekleri bir konuma getir Allah'ım. Evet, ne kadar muhteşem. Beni benden sonra hayırla ansınlar. Evet. Hayırla yad edilen bir kişi olayım, bakınız. Evet. Bunun devamında ne var ama? Şimdi burası da gelecek. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Allah'ım, öyle hayırla yad edilirsem beni de aynı zamanda naim cennetine dahil eyle. Amin. Evet. Naim cennetine girenlerden eyle. Ne kadar kıymetli bir durum. Ve la tuhsini yevme yub'asun. Beni haşir gününde de, insanların haşredileceği günde, hesapların görüleceği günde de beni mahcup ve mahzun etme. Amin. Mahcup ve mahzun etme. Burada da yani keşke vakit olsa biraz açabilseydik ama bir cümle arz edeyim. Tabii hocam, estağfurullah. Burada mahzuniyet, mahcubiyet şudur. Allah'a karşı, ya Rab, bana bu kadar nimet verdin. Evet. Yani ben ne biçim insanmışım ya. Bunları idrakten mahrum kalmışım ben. Evet. Yani sana karşı çok büyük ayıp ettim ya Rabbi. Çok büyük kusur işledim, suç işledim. Bunları idrak edemedim. Ya da toplumsal ilişkilerde, insani hayatta şu kadar kötülükler yaptım. Bu mahcubiyeti, bu mahzuniyeti ahirette bana yaşatma ya Rabbi. Yani kul buna dua eder. Sonra da netice ne? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün ki artık, o mahşer günü, dirilme gününde ne mal ne evlat hiçbir şeyin fayda vermediği. Evet. Apartmanlarınızın, gökdelenlerinizin, kulelerinizin, bilmem şunların, bunların asla fayda vermediği, makamın, mevkiinin asla adının bile geçmediği, yaptığınızla baş başa kaldığınız o gün hiçbir şey fayda vermeyecek. Evet. İlla men etallaha bi kalbin selim. Arınmış bir gönül, arınmış bir kalp, Rabbe yakınlık kuran bir kalp ile varılmışsa insanı kurtaracak olan odur. Allah'ın nimetine gark edecek olan odur. Azaptan koruyacak olan da odur. Allah razı olsun. Kısaca özetledik. Allah razı olsun hocam. Çok muhteşem bir sohbetti. Ölümü bize bütün yönleriyle böyle en hap şekilde, en böyle kısa şekilde bir bilgi şeklinde verdiniz. Allah razı olsun. İnşallah izleyen seyircilerimizde de böyle güzel bir farkındalığa sebep olmuştur. İnşallah. Ümit ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Çok sağ olun. Ben de bir hemen Pınar Hanım'ın yanına geçeyim. Bizlere neler hazırladı bakalım. Pınar Hanım, evet, ellerinize sağlık.
Neler hazırladık şimdi? Şimdi pekmezli atom kurabiyemizi yaptık. Evet. Ben size göstermek için buraya ayırdım ama biraz izleyicilerimiz görebilsin diye. Çok güzel. Şimdi içerisine... Bu kıvamda pişirmemiz yeterli. İçerisine elma, kayısı ve incir. Onları pişirdim. Vardı. Evet, böyle bir harcımız vardı. Şimdi bunu yarı kısmına kadar batırıyoruz bu şekilde. Pekmeze batırdık. Evet, yarı kısmına. Biraz sıcak diye benim altım o yüzden biraz dağıldı. Tamam, hiç problem değil. Tam pişmeden aldım bunu. Pekmeze batırdık. Evet, pekmeze batırıyoruz. Üzerinde Hindistan cevizi batırıyoruz. Evet, bu şekilde. Bu şekilde. Ay harika. Ellerinize evet, sağlık. Çok lezzetli bir kurabiye. Hem de böyle çok besleyici bir kurabiye. Değil mi? Burada da garnitürlü bir börek yaptım. Garnitürlü sebzeli börek yaptım. Kızarttım. Fırına da atılabilir aslında. Hiç denemedim ama yağda daha güzel oldu sanki. Evet, evet. Üzerine de en son salçalı sosumuzu sizinle yapayım dedim. Değil mi? Sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten muhteşem görünüyor efendim. Muhteşem de kokuyorlar. Keşke size buradan kokularını da gönderebilsek. Evet. Ellerinize sağlık Afiyet Pınar olsun. Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Bizler bir programın bir haftanın daha sonuna geldik. Hayat güzeldir dedik. Bugün ölümden bahsettik. Hayat güzeldir ama hocamın da dediği gibi ölüm de bir nimettir efendim. İnşallah haftaya yine aynı saatte, çarşamba, perşembe günü. Saatler 14.10'u gösterdiğinde Dost TV ekranlarıyla evlerinize misafir olmaya geleceğiz. Allah'a emanet olun efendim. Dostla kalın.